Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yazlık bir örgü modeli hazırladım. İlk olarak şişlerimi göstermek istiyorum. Şöyle 6 numara bayağı bir kalın şiş kullanıyorum. Evet, ipim de orta kalınlıktan biraz daha ince bir ip. Şimdi modelimize geçelim. Burada ben gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Modelimiz çiftli sayılardan oluşuyor. Çiftli sayılarda başladığımızda modelimiz denk gelecektir. Evet, şimdi baştaki ilmeğim dahil bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve modeli ön yüzünden kurmaya başlıyorum. Buradaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım ve sıradaki iki ilmeğimin ikisine birden batıyorum. Ve evet, bir tane ilmek çıkarıyorum. Tekrar ipimi iki şişin arasından kendime doğru aldım ve aynı ilmeklere tekrar batıyorum. Ve ilmek çıkarıyorum. Burada bir ilmekten üç ilmek çıkarmış olduk. Yine aynı şekilde ipi kendime doğru aldım. Sıradaki iki ilmeğin ikisine birden yandan battım. Bir tane ilmek çıkarttım. İki şişin arasından ipi kendime doğru aldım ve iki ilmeğe tekrar batarak üçüncü ilmeği çıkarttım. İpi kendime doğru aldım. Burada artırma yapmak için ipi kendimize doğru alıyoruz. Evet, iki ilmeğe birden batıyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. İpi kendime doğru alıyorum ve aynı ilmeklere tekrar batarak üçüncü ilmeği çıkarıyorum. Yine bir ilmekten üç ilmek çıkarmış oldum. İpi kendime doğru aldım. İki ilmeğe birden batarak bir ilmek çıkarttım. İpi iki şişin arasından kendime doğru aldım ve iki ilmeğe tekrar batarak üçüncü ilmeği çıkarttım. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet, yine iki ilmeğimi birden batıp bir ilmek çıkarıyorum. İpi kendime doğru aldım ve iki ilmeğe tekrar batıp üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Kenar ilmeğimi, ipimin yönünü değiştirmiyorum arkadaşlar. İpim arkada, kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Burada bakın 3 ilmeğim var. 3 ilmeğin ikisini ters olarak örüyorum. Yine sıradaki 2 ilmeğim var. Birisi artırma. Yine ikisini birlikte ters örüyorum.
Arka yüzde ilmeklerimizi 2 2 hep ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de yine ters ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve modeli kaydırıyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz ikili ilmekleri bu sefer ortaya alıyoruz. Bunun için de başlarken sadece ilmek alıp iki ilmeğimizi örmüştük. Bu sıramızda bir tane düz örüyoruz modeli kaydırabilmek için. Evet, bir tane düz ördüm. Şimdi ipi kendime doğru aldım. Ve bakın burada bir bu taraftan bir de diğer taraftan iki ilmeğimi ikisine birlikte batıyorum. Ve bir tane ilmek çıkarttım. İpi aradan kendime doğru aldım. Ve aynı yere tekrar batarak üçüncü ilmeği çıkarttım. İpi kendime doğru alıyorum. Yine sıradaki iki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. İpi kendime doğru alıyorum. Aynı ilmeklere tekrar batarak üçüncü ilmeği çıkartıyorum. İpi kendime doğru aldım. Bu artırma yapmak için buradan bir ilmeğimizi kesiyoruz. Buradan bir ilmek çıkarttım. İpi kendime doğru aldım ve aynı yere batarak üçüncü ilmeği çıkarttım. Bu şekilde devam ediyorum. Pardon, burada aynı bu başta 2 ilmek bir tane düz ördüğümüz için arkadaşlar yine burada da bir düz örüp bir de kenar ilmeğimizi örüyoruz. Yine başlarda ikişer tane ilmeğimiz olmuş oldu. Evet, şimdi yine modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipi kendime doğru aldım. Bakın burada buradaki sıradaki bir tane ilmeğim var. Onu tek olarak ters ördüm. Şimdi burada üçlü ilmeğim var. İkisini bir örüyorum. İkisini bir. Yine aynı şekilde ilmeklerimizi 2 2 ters örüyoruz. Evet, yine burada bir ilmeğimi ters kenar ilmeğimle beraber iki ilmeğimi ters örmüş oldum. Sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim ilk önce. Evet, şimdi burada başta ne yaptıysak arkadaşlar burada da aynısını yapıyoruz.
Yani baştaki ilmeğimi örmeden alıp ipi kendime doğru alıyorum ve burada hemen sıradaki iki ilmeğe batıyorum. Yani yine modeli ortaya almış oluyoruz, kaydırıyoruz. İki ilmeğimi birden ördüm, ipi kendime doğru aldım. Tekrar aynı yere batarak üçüncü ilmeğimi çıkarttım. İpi kendime doğru aldım, iki ilmeğime battım, bir tane ilmek çıkarttım. İpi kendime doğru aldım, tekrar aynı yere batarak üç ilmek çıkarttım. İpi kendime doğru aldım, iki ilmeğime batarak bir ilmek çıkarttım. Evet, kenar ilmeği de yine düz örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde, sanırım anlaşılmıştır. Yine arka yüzde de ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi modeli büyük parça üzerinde görelim. Modelimiz bu şekilde. Evet, dediğim gibi merserize iplerle, koton iplerle, yazlık iplerle ördüğünüzde harika bluzlar, hırkalar yapabilirsiniz. Böyle salaş bluzlar, hırkalar yapabilirsiniz. Evet, bu şiş numaramızı küçülttüğümüzde arkadaşlar yine mevsimlik kışlık da örülebilir. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Evet, bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.